4 Kasım 1993 sabahı araştırma ekibimiz Kabatepe Limanı'ndan hareketle Midilli'nin 75 yıl önce battığı bölgeye doğru hareket etmişti. Amacımız 1. Dünya Harbi'nde önemli bir rol oynamış olan bu savaş gemimizin battığı yeri tam olarak tespit etmekti. Midilli, Almanya'da AG Fulkan tersanelerinde inşa edilerek 16 Mayıs 1911'de Breslau adıyla denize indirilmişti. Boyu 138 metre, ağırlığı 5200 tondu. 7 Ağustos 1914'te o zamanki adı Göben olan Yavuz Zırhlısı ile birlikte Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a gelmiş, kısa bir süre sonra Türk bayrağını çekerek Midilli adı altında Osmanlı donanmasına katılmıştı. Evet, Yavuz Zırhlımızla birlikte efsaneleşmiş gemilerimizden biri olan Midilli'yi aramaya çıkmıştık. Midilli yine Yavuz'la birlikte 20 Ocak 1918 sabahı Gökçeada'da bulunan İngiliz üslerine karşı yaptığı başarılı akından dönerken adanın güneyinde arka arkaya 5 mayına çarparak batmıştı. Yaptığımız arşiv araştırmalarına göre gemiyi doğudan batıya 4 deniz milini, kuzeyden güneye ise 2 deniz milini kaplayan bir bölgede aramaya karar vermiştik. Önce proton manyetometreleriyle bölgedeki manyetik alan ölçümlerini yapıyor, manyetik sapma tespit ettiğimiz noktalarda side scan, yani yan taramalı sonarla dipteki cisimlerin profillerini çıkartıyor ve echo sounder ile derinlik tespitleri yapıyorduk. Bütün bunları yaparken uydu aracılığı ile bize bulunduğumuz mevkiin koordinatlarını veren GPS cihazlarını kullanıyorduk. Saatler geçiyor, istediğimiz sonuca ulaşamıyorduk. Seçtiğimiz bölgenin batı ucundan aramaya başlamış ve ancak dörtte birini taramıştık. Rüzgarı da göz önüne alarak doğu ucundan batıya doğru taramaya karar verdik. Bu bölgede araştırmaya başladığımızdan kısa bir süre sonra galiba şans bize gülüyordu. Sidescan sonarda da büyük bir batığın profili çıkmıştı. Bu Midilli olmalıydı. Kesin ölçümler yapmak ve işaret şamandıralarını koymak üzere aldığımız sinyallerin üstüne gitmeye başladık. Evet, aşağıda 73 metre derinlikte, yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 140 metre boyunda bir gemi kuzeybatı güneydoğu yönünde yatıyordu. İşaret şamandıralarını atmıştık. Geminin yerini tespit etmiştik. Sıra dalışa, yani gemiyi gözlerimizle görmeye gelmişti. Aşağıda ne gibi bir manzarayla karşılaşacağımızı merak ediyordu. Mesela bazılarımız geminin ters dönmüş olabileceğini düşünüyordu. Heyecanımız doruk noktasına ulaşmıştı. Dalış hazırlıkları başlamıştı. 73 metre derinlikteki gemiye yapılacak dalışın çok iyi planlanması gerekiyordu. Olası bir kazaya veya vurguna karşı basınç odasını hazır tutuyorduk. Su oldukça berrak ve aydınlıktı. 50 metre derinliğe ulaştığımızda gemi görünmeye başlamıştı. İlk görüntü hepimizi sevindirmişti. Batık düz duruyordu.
Kılavuz olarak kullandığımız işaret şamandırasının ipi arka güvertedeki topun namlusuna takılmıştı. Bu top, geminin vurucu gücünü arttırmak için Krupp'tan getirilerek 1916 Temmuz'unda İstinye tersanesinde takılan 15 santimlik toptu. Geminin sancakkıç tarafında çarptığı ilk mayının hasarı gözüküyordu. Güverte üstünde baş tarafa doğru ilerlemeye başlamıştı. Devrilmiş olan bacaların dip kısımları ile atış kontrol merkezlerinden biri olduğu gibi duruyordu. Makina ve kazan dairelerine girişler oldukça cezbediciydi. Beş yıl önce filikaların son defa indirildiği metaforalar bomboş duruyordu. Batığın yaratmış olduğu ekosistem son derece zengindi. Güvertede kalmış bu mermi kovanı bizi batıştan önceki savaşın son dakikalarına götürmüştü. Thank you.
75 yıldır bekçilik yapmakta olan Akyalar, Orfoslar ve Laoslar ilgiyle etrafımızda dönüyor, hiç çekinmeden kendilerini okşatıyorlardı. Artık çıkma zamanı gelmişti. Dalış bilgisayarlarımız 9, 6 ve 3 metre derinliklerde toplam 57 dakika dekompresyon durakları yapmamızı bildiriyordu. Daha önce hazırlamış olduğumuz istasyonlarda bu süreyi doldurmaya başlamıştık. Araştırma tamamlanmış, sıra başarıyı kutlamaya gelmişti. Yeminin yerini buluncaya kadar geçen saatlerin gerginliği ve yorgunluklar geride kalmıştı. Böylece uzun süredir gerçekleştirmeyi düşündüğümüz proje sonuca ulaşmış oluyordu. Gemiye inip dokunduğumuz an duyduğumuz heyecanı tarif etmek imkansızdı. 75 yıl sonra efsane gemimiz Midilli'yi ve şehit olan denizcileri ebedi istirahatgahlarında ziyaret etmiş oluyorduk. Magdeburg sınıfına ait 4 kruvazörden dünyada kalmış tek örnek olan Midilli kruvazörünün batışında şehit olan 330 denizciyi rahmetle anıyoruz.